Arkadaşlar merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Pontypool'dayız. Önce size şöyle bir etrafı göstereyim. Karşısı Register Office. Şu an bir İtalyan gardını var. Onun kapısının girişindeyim. Şimdi aşağıda şurada oturup size ben buranın tarihinden biraz bahsedeceğim. Şu an cadde üstünde olduğumuz için biraz gürültülü burası. Burası 1. ve 2. Dünya Savaşı için yapılmış bir anıt, bir böyle hani çelenk koyma yeri gibi düzenlenmiş. Burası da 1914-1918 yılına ait olmak üzere nereler varmış burada? Abersecond, Pontypool, onların kendi şehitleri diyebilirim. Onların böyle bir listesi var. Şurada aşağıda bu 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın bitimine ait olan banklar var. Özel olarak yapıldı bunların hepsi 2018 yılında. Burada da gene şehitlerinin devamı var. Burada gene yazıyor Abersecond ve Pontypool'da hayatını verenler için. Şu karşıda da bir taş var. Onun resmini de birazdan yana koyarım. Evet, şimdi gidelim. Parka inelim aşağıda. Ben size biraz Pontypool tarihinden bahsedeyim. Evet, bankın yakınındayız. Bakın, bu Pontypool Belediyesi tarafından Ruth M.J. Tenshin tarafından konulmuş. Şunlar, benim çelenk dediğim şeyler bunlar. Daha önce birçok videomda popülerin anlamını size anlatmıştım. Kendi gazileri ve şehitleri için yapılan bir şey bu. Evet, şu an aşağıda Italian Gardens denen kısımdayız. Burası çok büyük bir park. Burada çeşitli festivaller düzenleniyor. Bir ucu hani nereye kadar diyeyim bilemem, anlatamam ki ben size. Burada böyle bir heykelimiz var. Bu Pontypool kasabası. Torfen diye bir ilçe var. Ona bağlı Güney Galler'de. Kömür sahalarının doğu ucunda yer alan Pontypool, demir çelik üretimi, kömür madenciliği ve demir yollarının büyümesi dahil olmak üzere endüstri kasabası olarak kuruldu. Burada ağır sanayinin yanında gelişen oldukça sanatsal imalat sanayi, bir tür cilalı eşya olan Japanning var. Bunları ben Pontypool Müzesi'ne gitmiştim, orada Japon ürünlerini çekmiştim. Onları şu videoyu kenara kıyıya koyarım. Kasabanın adı Avon Lewitt. Avon burada nehir gibi bir şey. Afon diye yazılıyor. Bildiğiniz Avon şeklinde yazılmıyor. Buraya bağlı bölgeler var. Abersecond, işte Travertin, Trench, Newin, Griffithstown, Sevastopol deniliyor buralara. Şimdi buradan aşağıya inelim. Biraz da oraları gezelim. Gördüğünüz gibi Pontypool Park'ın haritası oldukça büyük. Burası araba parkı. Biz şu an buradayız. Yani ona göre hesaplayın. Festivaller genelde şurada yapılıyor. İşte burada filan böyle konserler veriyorlar burada gene. Burada bir okul var. Burası çarşının içi. Şurada Pontypool Müzesi var. Şu arkadan yürüyüş yolu var. Gidiliyor. Oldukça küçük bir müze. Dediğim gibi kenara koyacağım onu zaten. Bu İtalyan Gardını 1849-1850 yılları arasında yapılmış. Isola Bella Gardens deniyormuş daha önce. Evet, şimdi parka doğru bir giriş yapıyoruz bu köprüden. Bakın. Şurayı görürseniz sesin kaynağını daha iyi anlayacaksınız. Ne kadar güzel değil mi? Burada böyle sabaha kadar oturup suyun sesini dinleyebilirsiniz. Buradaki parklardan en çok sevdiğim şeylerden biri de, parkların en sevdiğim yönlerinden biri de, şöyle geçeyim tam karşısına. Bu ömrünü doldurmuş ağaçların üstüne bu şekilde sanatçılar tarafından yapılan ahşap oyma işçiliği, buradaki doğal yaşamı bir anlamda tasvir ediyor. Gördüğünüz gibi bir sürü hayvan var burada.
Bir de bunun üstünü de cilalamışlar. Bazen hepsini cilalamıyorlar. Bakalım şuradan tabelasını da okuyalım. Sanatçısına saygısızlık olmasın ama çok ufak eğilip okuyamayacağım. Evet, şu anda parkın içindeyim. Burada böyle çalılardan yapmış oldukları bir labirent var. Diğer tarafı çekemiyorum. Orada çocuklar, aile var. Böyle bir labirent. Şöyle gidiyor işte. Şimdi burada ufak bir tane böyle gölet yapmışlar. Şu karşıdaki yol bahsettiğim müzeye doğru gidiyor. Şurası da okul. Şimdi buraya gelmemizin sebebi Pontypool'un belediye hastanesi gibi bir şey. Şöyle bir şey var. Tabii bunu da sonra okuyacağım. Asıl size göstermek istediğim, ya anlatmak istediğim konu tabelada yazıyor. Ama tabela çok pis, leş gibi. 1903'te burada bir hastane yapılmış. Burada parkın içinde olmasının sebebi, şöyle parkı da bir genel göstereyim size gene. Tabii ki daha büyük şu tepelere falan çıksanız, biz daha önce arkadaşımın oğluyla gezmiştik bu parkın üst taraflarını, kaybolduk, rezil olduk yollarda. Çamura saplandık, yolu kaybettik. Yani böyle ucu bucağı olmayan bir orman gibi bir yer. Çok büyük, acayip büyük. Bu karşıdaki bandstandlar, daha önce de bahsetmiştim. Şehrin ya da belediyenin bando mızıkası orada insanları eğlendiriyor. Diğer yerlere göre biraz daha yüksekçe. Hastane konusuna dönelim. Şimdi buradaki hastane, şöyle bir resmi var. Allah'ım çok pis, okunmuyor. 1903'te yapılmış. 1948'e kadar bakımları falan her bir şey yapılmış. Pontypool'un insanları tarafından giderleri karşılanmış. Bu hastanenin şöyle bir özelliği var. Bu arada bu hastane, hani dediğim gibi, burası sanayi bölgesi olduğu için buradaki işçilere bakıyormuş daha çok. Bu hastanenin en büyük özelliği, şurada tabii ki okuyamıyoruz. Hangi bitki ne işe yarar? Bakın. Mesela chamomile diyor. Papatya. Nerede o? Papatya karın ağrısına yarar diyor. Marojam, onun Türkçesini bilmiyorum. Böbrek ağrısına. Ciğer ağrısına. Bakın burada her bitkinin ne işe yaradığını. Mesela herb Robert bitkisi diye bir şey varmış. Diş ağrısına ve burun kanamasına iyi geliyormuş. Üsttekiler verçesi, yani şeyi. Valerian diye bir çiçek var. İnsomniaya iyi geliyormuş. Evening Primrose. Valla bunların hiçbirinin Türkçesini hatırlamıyorum. Yazabilirsem altlara yazarım. Kadınsal ağrılar için iyiymiş. Romatizma, artriz, osteoporoz, sivilce, saç dökülmesi onlara iyi geliyormuş. Burada ormanın içinde bitkilerle birlikte birçok hastalığa neyin iyi geldiğini tespit etmiş bu insanlar. Valla gene de dayanamadım. Şöyle ucundan biraz giriyorum ormana. Şu an bayır çıkıyorum. Nefes nefese kaldım. Böyle gösterirsem daha iyi anlayacaksınız bu ormanda nasıl kaybolunduğunu. Böyle sık bir orman. Yolu bilmiyorsanız kesin kaybolursunuz. Şuradan geldim, geri iniyorum. Parkın ortasında şöyle bir saat kulesi var. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü hiçbir detay yazmıyor etrafında. Hiçbir açıklama yok. Şöyle göstereyim size yukarıya doğru. Güneşten de nasıl çekiliyor bilmiyorum ama. Parkın çıkışına doğru yürürken size bu Pontypool'da yetişmiş önemli bazı birkaç insandan bahsedeyim. Jane Arden deneysel film yapımcısı ve yazarmış. Jennifer Daniel varmış. Luke Evans aktör ve şarkıcı. Pontypool doğumluymuş bunlar. Anthony Hopkins buralıymış, bak hiç bunu bilmiyordum ben mesela. Ne güzel yapmışlar. Dame Gwyneth Jones, opera sanatçısı. James Dean Bradfield, şarkıcı ve gitarist. Manic Street Preachers'daymış. Bunu herkes tanır herhalde. Neyse, ben artık çarşıya doğru çıkıyorum. Bakın şurası. Demin yukarıda hani üstten doğru video çekmiştim ya. Suyun aktığı yer. Nehir böyle gidiyor. Size biraz da buranın ikiz kardeşlerinden, kasabanın ikiz kardeşlerinden bahsedeyim. Portekiz'de Condexia, Almanya'da Breton, Fransa'da Longjumeau. Herhalde öyle okunuyordur.
1994'ten beri bu kasabalarla kardeş kasabaymış Pontypool. Burası biraz gürültülü. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Bakın bu mozaikten yapılmış şeyler. Çok hoşuma gidiyor. Bu Pontypool'u tasvir eden mozaikler. Bakın şurada da bir sporcu var. Bazı dükkanlar kapandı burada artık. Hani pandemiden önce de kapanmaya başlamıştı. Şimdi burada bir charity var. Oraya gireceğim, gezeceğim. Charity'de pek bir şey yokmuş. Böyle kokuş kokuş ayakkabılar, birkaç elbise, oyuncaklar, tablolar. Ha, şu harita güzelmiş. Geçen geldiğimde de görmüştüm sanki bunu. Neyse çıkalım, havasız burası. Şu fincanlar çok güzel. Bakın altında Royal Albert yazıyor. Çok şıklar. Burası çok gürültülü. Caddedeyiz şu an. Buranın çarşısı bu kadar zaten. Şurada böyle bir çarşının devamı var ama ben size özellikle bu dükkanı göstermek istiyorum. Burası böyle bir antikacı gibi bir şey. Bakalım içeride çekim yapmamıza izin verecekler mi? Şöyle bir yer burası. Şöyle şeyler var burada. Aslında buranın var ya, ayrı bir videosu yapılması lazım. Çok tatlı şeyler var. Bunları böyle halatlardan yapmışlar. Ağır bir şey. Sepetler var. Bakın burada porselenler falan var. Çok güzeller değil mi? Oo, saatin güzelliğine bakın. Oo, buna bayıldım, bayıldım. Böyle ufak tefek şeyler var. Oo, pick up. Çimazoları. Evet, çarşıda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Pontypool'un bulunduğu vadi kömür, demir cevheri, su gücü dahil olmak üzere demir imalatı için kaynak bir kasaba. O yüzden burada Tudor döneminin geniş teknolojik gelişmeleri Güney Galler'deki maden kaynaklarının daha fazla kullanılmasına izin verdi. Şurada bir indoor market var. 536 kadar erken bir tarihte daha yüksek kapasiteli bir fırın kullanılıyordu. Pontypool'u çevreleyen alanda diğer yüksek fırınların dikilmesi. Fırından kastım şey bu, demir maden, demir işleme yerlerinden bahsediyorum. Ironwork ile ilgili fotoğraflarım da var. Onları da bir kenara eklerim inşallah. Ironwork dediğim yer şey, demir işleme kısmı. Onunla ilgili bayağı bir fotoğrafım var. Daha önceki yıllarda ziyaretimde çekmiştim. Önemli bir girişimci olan Worcestershire'dan Richard Hanbury 1570'lerde Pontypool bölgesinde ilgi alanları geliştirdi. Ve buranın hani kodamanlarından da diyebilirim. Burası da Pontypool'un indoor marketi, yani kapalı pazarı. İçeri girelim, bir minik tur atalım bari. Evet, buraların kapalı pazarları da böyle. Burası böyle antikacı gibi bir yer. Burada da bir şeyler var. Aa, bu Ragamuffin'in de az önce çektiğim shop'un devamıymış galiba. Normalde burada sağlı sollu dükkanlar vardı daha önce açık. Burası çiçekçi. Ha, burada böyle tahta, ahşaplan şeyler yapıyor bu kadıncağız. Çok güzel burası. Bunlara bayılıyorum ben. Çok güzel. Valla gördüğünüz gibi bir şey kalmamış burada. En ilgi çekici dükkan bu ahşapçı. Burası da terzi gibi bir şey herhalde. Maske dikmişler. Şu tarafa gidelim. Burası da halıcıymış.
Bakalım bunlar ne yapmış. Burada da böyle bir yer var. Ha, şuradan bir dolanalım bakalım. Burada da böyle eserler var. Bu kadar. Burada fazla bir şey yok. Çıkalım. Bir Pontypool gezimizin de sonuna geldik ama yağmur başladı. Çok fazla rüzgar var. Havaya güvenilmiyor. Evet, şu an hızlanmaya başladı yağmur. Şimdilik size veda ediyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.